Bağımsız Türkiye Partisi'nin merhum Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş vefatının 2. yıl dönümünde Elazığ'da düzenlenen programla anıldı. Bağımsız Türkiye Partisi kurucu Genel Başkanı merhum Profesör Doktor Haydar Baş vefatının 2. yıl dönümünde anıldı. Anlamak, daha iyi anlamak ve anlatabilmek için buradayız. Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen anma programına Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seçil Mumcuoğlu ve parti üyeleri katıldı. Anma programı saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başladı. Ulaike aleyhim salatun min Rabbim ve rahmetun ve ulaik. Bağımsız Türkiye Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hakan Şekercigil, Profesör Doktor Haydar Baş'ın fikirleri ve davasıyla yetiştirdiği öğrencileriyle çağa damgasını vurmuştur dedi. O fikirleriyle, davasıyla yetiştirdiği on binlerce öğrencisiyle, eserleriyle çağa damgasını vuran Hoca Atatürk'ümüzdü. Geride pek çok inceleme ve öneri bıraktı. Kitapları elden ele geziyor ve her geçen gün değerleniyor. Memleket meselelerine olan ilgisi nedeniyle Bağımsız Türkiye Partisi ile iş başa düştü diyerek memleket meselelerine tam bağımsızlıktan yana milli çözümler sundu. Onun ortaya koyduğu ekonomi modeli, birlik ve beraberlik formülü, Ehl-i Beyt ve Atatürk açılımları ülkemizi ve insanlığı huzur ve refah içinde yaşatacak formüllerdir. Bağımsız Türkiye Partisi Elazığ Gençlik Kolları üyeleri Fatma Şule Kıvık ve Ayşegül Güner de Haydar Baş'ın hayatı hakkında bilgiler verdi. Haydar Hoca yapılan yanlışların üzerine yürümek, bildiği doğrulardan asla vazgeçmemek ve korkusuzca haykırmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi ve bu onun kanında vardı. Haydar Baş Hoca bu vatana, bu millete sahip çıkan, Kürdüne, Türküne, Lazına, Çerkezine, Alevisine ve Sünnisine hepimizi bir yapan, kardeş yapan bir insandı Haydar Hoca. Bizim Rabbimizi aramamız da tecelliden mahrum olan akıl ile değil, tecellilere mazhar olan kalp yolu ile gerçekleşecektir. Bağımsız Türkiye Partisi Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ebru Aydın, Profesör Doktor Haydar Baş'ın kendilerine kazandırdığı en büyük değerin Ehl-i Beyt sevgisi olduğunu söyledi. Ehl-i Beyt'i sevmek Müslümanlara farz kılınmıştır. Cenab-ı Hak Şura Suresi 23. ayetinde Ehl-i Beyt'i sevmemiz gerektiğini ayet-i kerimeyle Resulullah'ın ağzından bizlere emretmiştir. De ki Muhammed'im, sizden tebliğime karşılık bir ücret istemiyorum. İstediğim ancak yakınlarıma olan sevgidir. Muhterem hocamızdan öğrendiklerimiz, Ehl-i Beyt Kur'an'ın özüdür. Ehl-i Beyt'e sırtını dönen, onları görmezden gelen, her kim olursa olsun emin olun ki o kimsenin Kur'an'dan hiçbir nasibi yoktur. Ehl-i Beytsiz Kur'an anlaşılmaz, hakkıyla yaşanmaz. İlahiyatçı yazar Fatih Kıvık da dinler arası diyalog projesiyle Profesör Doktor Haydar Baş'ın mücadelesi konusunda bilgiler verdi. Haydar Hoca çözüm insanıydı. Siyaset, eğitim, medya, ekonomi bilimi, ticaret, sanayi, kültür gibi pek çok sahada yaklaşık yarım asırdır yaptığı çalışmalarla ülkenin bütün sorunlarına çözüm sunmuştur, çözüm olmuştur. Nerede bir sorun varsa orada Haydar Hoca'nın bir çözümü vardır. Dinler arası diyalogda bir insan modeli vardır, o da şudur. Dinler arası diyaloğun sunmuş olduğu insan modeli tatlıya tuzluya karışmayan, haftada bir cuma kılan, ömürde bir bayram namazı kılan, cenazesi camiden kaldırılan, adeta dinin emir ve yasaklarından soyutlanmış, dini bir ahlaki, bir felsefi, bir doktrin olarak gören bir insan modeli vardır diyalogda. Dinler arası diyaloğun aslında panzehir insan modeli tam anlamıyla aslında Haydar Hoca'dır. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seçil Mumcuoğlu, Haydar Baş'ın bu millet için çok mücadele ettiğini ifade etti. Profesör Doktor Haydar Baş Bey bu millet için çok mücadele etti. Neyi varsa ona ait olan onların hepsine sahip çıktı. 2010 senesinde başlattığı Ehl-i Beyt kongreleriyle, televizyondan yaptığı programlarıyla, defalarca Hazreti Ali'yi anlatarak, Ehl-i Beyt'i anlatarak
iki dünya arasında bir Ehl-i Beyt köprüsü oluşturdu. Nasıl ki o Ehl-i Beyt davası uğrunda şehit edilmiştir, ben de onun gibi Ehl-i Beyt'i seven bir sünniyim. Ve böylece aslında kendisi bu milleti birleştiren bir sevgi köprüsü, bu milletin birleştirici harcı oldu. Milli kahramanlarımız programlarıyla il il dolaştı ve bizim gerçek kahramanımızın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bütün millete öğretti. Sağcıya da öğretti, solcuya da öğretti. Program sonunda sözleri Profesör Doktor Haydar Baş'a ait gençliğe mesaj şiiri okundu. Cihana can veren genç, ışık sana sevdalı, hakikate eren genç. Gel ey kara sevdalı genç, hep seni özlüyorum. Sevdan beni dirilsin, yolunu gözlüyorum.